Merhaba. İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan WOM TV'de Bir Yazar Bir Eser programının 6. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz Aysel Ateş Abdullahzade. Kendisi bugün En Tanıdık Yabancı adlı romanıyla bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teşekkürler. Biz de daha iyi olduk. Bize, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir? Tabii ki Aysel Ateş Abdullahzade. 3 sene öncesine kadar Aysel Abdullahzade imzasıyla Türkiye'ye yerleştikten sonra işte üçlü A şeklinde Aysel Ateş Abdullahzade olarak edebiyata hizmet eden, aynı zamanda Azerbaycan Dili ve Edebiyatı öğretmeni, kitap editörü, köşe ve iki kitap yazarı, bir kız annesi, iyi bir eş ki olduğuma inanıyorum. bir şahıs. Köken olarak Azerbaycan kökenlisiniz. Aynen, Azerbaycan Türküyüm. Orada doğup büyüdünüz. Evet, aynen. Buraya ne zaman geldiniz? Buraya 3 sene önce geldim Antalya'ya. Hani evlendim, hı-hı, ve Antalya'ya yerleştim. Aşık olunca Türkiye'ye gelmeye aynen karar verdim. Neden Antalya? Kısmet. Kısmet. Peki yazmaya ne zaman başladınız? Yazmaya şöyle söyleyeyim, ciddi şekilde 2010 yılından ciddi edebiyatla meşgul, hı-hı, olmaya başladım. Ama bunun haricinde üniversitedeyken, işte üniversiteden önce bile okul yıllarında, hı-hı, hani bir şeyler karalardık, çizerdik. Ama 2010 senesinden bu yana tam olarak ciddi edebiyatla meşgul oldum. İşte ilk kitabım şiirlerden ibaret, hı-hı, olan ilk kitabım Azerbaycan'da basıldı. Ondan sonra işte Türkiye dönemi başladı ve devam etmekte. Ne güzel. Peki özel bir zamanı ya da yeri var mı yazmanızın? İlla şu zamanda yazmalıyım, şurada yazmalıyım, her yerde yazamam ya da yazabilirim. Yok, öyle bir zamanı yok. Var ki şöyle var. Onun bir gelme yeri, bir gelme zamanı var. Hani bir şeylerin gelmesi var. Mesela gece sabahla yatmazsın, sabahlayarak yazarsın. Veya günlerle bir şey yazamazsın istediğin, evet, halde. Mesela şiir yazmak için, şiir zaten bir mısradan doğulur. Ana olarak bir mısradır. O mısranın köşesini, işte bir yerini süslersin. 3 sayfalık bir şiir bile olsa sancı o mısrada, hı-hı, çekilir yani. O mısradan doğum yapar. Evet. O şekilde. Şiir deyince şiirle mi başladınız yazmaya? Şiirle başladım. Bir, evet, şiir kitabımız var galiba. Aynen. Güneşin, evet, Düşmediği Odalar adlı, evet, 2016 senesinde, hı-hı, bir şiir kitabım çıktı. O ilk kitabınızdı. Evet, aynen, ilk kitabımdı. Azerbaycan'da imza günü ve tanıtımlarını geçirdik. Hı-hı. Şubat, 2016'nın Şubat'ında. Hala da yazmaktayım şiir. Şiire zaten devam ediyorsunuz. Aynen. Nesir'le beraber şiire de devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim, şiirden sonra Nesir geldi. Evet, o geçişi soracaktım, aynen, zaten. O geçiş nasıl oldu? Aynen. Şiirden sonra hani ben önceden Azerbaycan'da serbest gazetecilikle meşguldüm. Hı hı. Hatta bunun üzerine sitem de vardı. Edebiyat yoğunlu, hı hı, bir siteydi. İşte sonraları aksattım. Bunun üzerine ben çok kadın hikayeleri dinledim. Çok kadınlardan röportajlar yaptım. Hı hı. Şimdi bile bilgisayarımda kadınlarla ilgili çok hikayelerim var. Hı hı. Kitaba dönüştürülecek şekilde. İşte bu da o hikayelerden biri. Sizi çekti kadın konuları. Aynen, evet, aynen. Bu da o hikayelerden biri. Onu seçtim. Çünkü bu hikayede çok şeyler var. Bir aile var. 3 kız kardeş var. Yalnız, hı hı, çocuklarını yalnız büyüten bir anne var. Hı hı. Baba olmayı başaramaman birey var. Hı hı. O yüzden aşk var. Evet, onlara geleceğim biraz sonra. Aynen. Önce başka bir şey sormak istiyorum. Şu an sanıyorum Mavi Dergi'nin sürekli yazarısınız. Evet. Onun dışında başka nerelerde yazılarınız yayınlanıyor? Onun dışında Azerbaycan'da edebiyat yoğunlu sitelerde yazılarım, köşe yazılarım, hı-hı, şiirlerim devam ediyor. Gazetelerde, hı-hı, devam ediyor, gönderiyorum oraya, hı-hı, yazılarımı. Aynı zamanda Mavi Dergi'nin daimi yazarıyım. Hı-hı. Ama Türkiye'de de hani başka her ay olmasa da bazen gönderiyorum yani şiirlerimi, yazılarımı dergilerde. Sürekli okunuyor yazılarınız. Aynen. Peki yazılarınızın okunuyor olması nasıl bir duygu? Geniş kitlelere ulaşması. Şöyle söyleyeyim, eşsiz ve gurur verici bir duygu. Neden? Her zaman şunu söylerim. Mesela 10 milyonluk Azerbaycan'da benim 1000 kişi okurumun olması veya 80 milyonluk Türkiye'de 1 milyon okurumun olması beni rahatsız etmiyor. Benim amacım topluma
bir şeyler vermek, hı hı. insanlara bir şeyleri ulaştırmak, benden bir şeyleri almalarını sağlamak. Ve bunu başardığımı düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yüzden de çok mutluyum. Yani okumasalar da ya da birilerinin okumadığını bilsem de yazardım diyorsun. Aynen yazardım ama muhakkak bir kişi okuyacaktır. En azından siz okudunuz mesela. Tabii ki. mesela diyorum. Evet, evet. o şekilde. Evet. Peki ne kadar sürede tamamlandı kitabımız En Tanıdık Yabancı? En Tanıdık Yabancı'yı geçen seneden yazmaya başladım. Hı hı. Ortalama bir sene sürdü hı hı. ama sürmeye de bilirdi. Hı hı. Daha erken de olabilirdi. İşte aksatmalar oluyor, aile, çocuk hı hı. derken o şekilde bir sene sürdü. Bir yılda tamamlandı. Evet, hangi yayın evinden çıktı? En Tanıdık Yabancı Ankara'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şubesi olan hı hı. Gece Akademi'nin yan kuruluşu, yan hı hı. Tropikal Kitap tarafından hı hı. Basıldı. Editörü Serpil Topal, buradan teşekkür hı hı. ediyorum kendilerine. Yayın sürecinde de bütün isteklerimi yerine getiren, aynı zamanda kitabımın genel yayın yönetmeni Arzu Betül Çağcıoğlu'na da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. İkisinden de memnunum. Kitapta gerçek bir yaşam öyküsü var. Baş kahramanınız Zuhal. Evet. Zuhal Antalya'da mı yaşıyor? Onunla burada mı karşılaştınız? Zuhal hem Antalya'da yaşıyor hem Antalya'da yaşamıyor. Çünkü kitaptaki kahramanım Zuhal Azerbaycan uyruklu. Hı-hı. Şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. Hı-hı. Ve hayatını devam ettirmekte. Adını verdiğim Zuhal Antalya'da. Hı-hı. Benim en yakın arkadaşım. Hı-hı. O yüzden iki Zuhal var. Bu olayların... Başından... Olayların başındaki kahraman Azerbaycan'da. Evet, Azerbaycan'da. Evet, şu an hala orada yaşıyor. Aynen, orada yaşıyor. Yanılmıyorsam devlet memuru, hani hı hı. kendi ayaklar üzerinde durmayı başaran bir kadın. Çünkü bu yaşanmış bir hikaye olduğu için evet. bunu vurguluyorum. Yazacağınızı da biliyordu. Biliyordu, iznini aldım. Ondan hı hı. sonra yazmaya başladım. Hani sonuçta hı hı. onun kendi hayatı. Evet, ben bir takım notlar aldım. Hem kitabı okurken hem sizinle daha önce yaptığımız görüşmede. Kitabınızın bir tanıtım videosu var. Bu videoda yalnız bir anne olmanın ve baba olmayı başaramamanın toplumdaki etkilerinden bahsediyorsunuz. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi erkekler baba olmayı başaramadığı için anneler çocuklarını yalnız büyütmek zorunda kalıyor. Bu bir hata mı ya da suç mu ya da buna nasıl bakıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bu toplumu kanayan bir yarası mı? Aynen. Söylediğiniz gibi toplumun yarayan bir kanası. Şöyle anlatayım. Bir çocuğun bütün bir ailede büyümesi, toplum için faydalı olması için bütün bir ailede büyümesi gerekiyor. Hı hı. Ama bazen sözde bütün ama eksikleri olan aileler var. Mesela her gün şiddet gören çocuk var. Her gün gözünün önünde annesi dövülen çocuklar var. Bunun için hani benim bakış açım şöyle, hı hı. Sözde bütün olan ailelerde çocukları mutsuz şekilde büyütebilmek hı hı. için, mutsuz şekilde büyütmek yerine hı hı. Insanca ayrılıp dost, saygı çerçevesinde hı hı. Farklı hayatlar yaşayıp farklı bireyler olarak o çocuğu büyütmek daha insani daha ve daha sağlıklı. Sağlıklı. Şöyle evet. düşünüyorum. Evet. Peki... Kitabın dili Türkiye Türkçesi. Sizin ana diliniz Azerbaycan Türkçesi. Şiir kitabınızın dili? Azerbaycan Türkçesi. Türkiye'ye geldikten sonra mı Türkiye Türkçesi ile yazma fikri doğdu? Azerbaycan Türkçesi ile de yayınlayabilirdiniz belki romanınızı. Türkiye'ye geldikten sonra almadım bu kararı. Hı hı. Ben 2010 dediğim gibi 2010 yılından hı hı. beri yazıyorum. Benim blogum var. Blogumda da hatta o yazılar duruyor. Ben hı hı. Azerbaycan'dayken bile Türkiye Türkçesinde yazılar yazıyordum. Genel olarak ben kendimi Türkiye Türkçesinde daha iyi ifade edebildiğimi hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Net ve öz olarak kalıbına oturtuyorum diye düşünüyorum bu Türkçede. Evet. O yüzden artık Türkiye'de de yaşadığıma göre bu toplum için bunu yazma kararı aldım. Evet. Kitabınızı niye okusunlar? Niye okusunlar? Yani mutlaka okumalılar. Diğer romanlardan, diğer yaşam öykülerinden, diğer kadın öykülerinden ne farkı var? Yaşanmış olması ilk başta. Hı hı. Zuhal'in şu an hayatta olması. Hı hı. Kendi ayakları üzerinde durarak baba olmayı başaramayan bir babanın evladı olarak hı hı.
bugün devlet memuru vazifesinde çalışıyor olması, hı hı, bence bunlar yeterli. Evet. Buradan şöyle bir ifade kullanabilir miyim? İzleyicilerimiz de duysun. Kaleminizin ucundan mürekkep yerine kadın damlıyor sanki. Evet. Değil mi? Feminist esintiler taşıyan yazılarınız var. Kadını hep bir adım önde görmek istiyorsunuz. Sizce kadınlar haklarının savunulmasına ihtiyaç duyan varlıklar mı? Evet, kalemimin ucundan kadın akıyor mürekkep yerine. Neden? Çünkü bizim gibi toplumlarda ister Azerbaycan toplumu olsun ister Türkiye olsun zaten bir farkı yok. Bizim gibi toplumlarda kadının ikinci sınıf gibi görülmesinden, kadının ezilmesinden, kadının şiddete uğramasından, şiddet görmesinden canımız yanıyor, ağrıyoruz. Evet, evet, çünkü evet, biz de bir kadınız. Evet. Mesela Türkiye'de kadına şiddete kadın şiddetini araştırma kurumu kurulup da oraya kadınla bir tane dahi kadının ait olmaması. Bu kurulda bir tane bile kadının bulunmaması. Değil mi? Yani içler acısı bir durum. Evet. Şaka gibi bir ülkeyiz zaten. Evet. Feminizme evet, geldikte ise bugün toplumda feminizmi zaten düzgün algılayamıyorlar. Hı-hı. Erkek düşmanı olarak evet, görüyorlar. Evet, maalesef. Ama alakası yok. Feminizm kadınların haklarını savunan, kadınların haklarının ayaklanmaması için, işte taptanmaması için yapılan bir akımdır. Evet. Ben feminist değilim. Çünkü feministim desin, feministlere haksızlık olur. Hı hı. Ama işte yazılarımda ben kadınların haklarının korunmasının taraftarıyım. Neden feminist değilim dediniz? Evli olduğunuz için mi? Feministler evlenmemeli mi? Hayır, alakası yok. Feministler... ben evde çok feminist tanıyorum. Feminist çok arkadaşım yani, var. Evet, yanlış algılanılması buradan aynen, belli zaten. Onların yaptıklarına haksızlık olur benim feministim evet, demem. Onlar şiarlarla sokaklarda evet, mitingler yapıyorlar. Evet. Kadın haklarını büyük bir geniş çapta talep ediyorlar. Ben sadece yazarak işte kitabımla olsun karınca kararınca farkındalık yaratmaya tabii ki çalışıyorsunuz. Yine de yani, elimden geldiğince. Okuyucu mutlaka bir şeylerin farkına varacaktır. Muhakkak. Şiirlerinizde de bir kadınlık hakim. Mesela bir kadın gibi görünme var. Bu şiirlerdeki kadınlık, kadınsılık sizin kadınlığınız mı yoksa toplumda görmek istediğiniz kadın modeli mi? Benim bütün kalemimden geçen kadınlar, kadın tipi, Türk kadınını görmek istediğim tip. Hı hı. Ben Türk kadınını o şekilde görmek istiyorum. Evet, görmek istediğiniz yerde evet, yazıyorsunuz. Aynen. Peki. Ben öldürdüğünüz kadınım ve ben başka biriyim. Şiirleriniz beni çok etkiledi. Birinde erken nikahlarla kız çocuklarının küçük yaşta hayatlarının mahvedilmesi anlatılıyor. Diğerinde de tüm insanlığı silkeleyen bir durum söz konusu. Bu iki şiir hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Evet. Nasıl duygularla yazdınız? Nasıl ortaya çıktı? Bu iki şiir benim yaratıcılığımın şah eseri. Bunu hı-hı, ben değil, benim hocalarım, işte benim hakkımda fikir söyleyen insanlar söylüyorlar. Şu ara, bu arada belirteyim, ben başka biriyim. Azerbaycan'da 2015 senesinde Türkiye Türkçesinde yazıldı, hı-hı, yazdım. Adından da göründüğü gibi şiirler, ben öldürdüğünüz kadınım. Ben şiirinde kadın, evet, kadınların işte erken nikahların arzularının mahvedilmesi, okumak yerine evlenmesi, hı hı, onları belirttiğim bir şiirim. Yani büyüyüp olgunlaşamadan evet, kadın olmak. Kadın olmak. Budur. Ve erkenden ölmüş gibi. Aynen. Evet. Peki ben başka biriyim. Onu isterseniz seslendireyim mümkünse. Tamam, zaten isteyeceğim. Seyircilerimiz de ben hani hangi duygularla yazdığınızı seslendirince zaten içindeki tamam, tüm anlamlar. Peki o zaman hani onu bir dinleyelim. Onu bir dinleyelim, ondan sonra sorularıma devam tamam, edeyim. Tamam ama ezbere bilmiyorum. Okuyabilirim tamam, herhalde. Tabii ki okuyabilirsiniz neredeyse. Dinleyelim sizden. Ben başka biriyim. Ben ayrılan iki sevgilinin gözyaşıyım. İki ayrı hayatın birleşme noktasıyım. Ben duymayan, sağır bir çocuğun dinlediği müzik, kör birinin yolu bulma çeliğiyim. Ben yağmurda ıslanmış bir kızın yırtık ayakkabısı, karda donan bir bebeğin atmayan kalbiyim. Eşini kaybetmiş bir kadının ümit yeri, dört evlat büyüten temizlikçi bir annenin süpürgesiyim. Ben başka biriyim.
anlamazsınız, bilmezsiniz, tanımazsınız ya. Bir doktorun can çekişen umutsuz vakasıyım. Son kuruşuna otobüse veren bir öğrencinin sabaha düşüncesiyim. Ben başka biriyim. Suriyeli bir kızın ekmeği olan bakışıyım. Babadan yetim kalmış küçük Mehmet'in şefkate muhtaç hisleriyim. Bisikleti olmayan Arda'nın komşu çocuk bisikletinin sevinciyim. Ben başka biriyim. Bilmezsiniz. Ben Nisan şehidiyim. Uçak kazasındaki pilotun eşi, çocuklarının haykırışıyım. Ben Hazar'da kaybolan denizcinin ışıksız kalmış eviyim. Cesedi bulunamayan kişinin cesetsiz mezar taşıyım. Ben iğrendiğiniz Arap, korktuğunuz İngiliz, baş eğdiğiniz Rus, korkunç Ermeni, dışladığınız Kürt, muhtaç Suriyeliyim. Ben saltanatlı Türk'üm. Dedim ya, ben başka biriyim. Ben hayatın attığı çelmenin ta kendisiyim. Çok güzel. Kaleminize sağlık. Teşekkür ederim. Çok iyi bir gözlemcisiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel betimlemeleriniz var. Teşekkür ederim. Ve kitap isimleriniz de çok ilgi çekici, çok başarılı. Güneşin Düşmediği Odalar, evet. Şiir kitabınızın adı. Evet, aynen. Neden Güneşin Düşmediği Odalar? Şöyle anlatayım. Ben iki kitabımın adını da içindekilerden seçtim. Hı-hı. Ve hiç zorlanmadım ve adlarından hiçbir zaman pişman olmadım. Ve kitap adları seçerken çok düşünmedim ve çok zorlanmadım. Herhalde bu yapımla alakalı bir şey. Çünkü kendim de öz ve net olmayı seviyorum. Fazla seçimlere giremiyorum. Hani mesela alışverişe bile giderken ilk mağazada gördüğüm bir şeyi, yani gözüme kestirdiysem alıyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Evlenirken ilk mağazada ilk gördüğüm gelinliği beğendim ve aldım. Yani seçimlere fırsat vermedim. Zaten ne istediğinizi biliyorsanız, evet. O karşınıza çıktığında hemen... Evet. Evet. Bir de fikir karmaşası oluşuyor. Hani çok şey görünce. Evet. Kitabımın adları da öyle. En tanıdık yabancı, hani içinden de malum olduğu üzere, Zuhal'a yabancıydı babası. Hı-hı. Ama hem de doğmaydı, özlü. Hı-hı. İşte en tanıdık yabancıydı. Evet, en tanıdık ama, yabancı olmasının sebebi bu. Evet, tanıdıkla yabancı, tanıdıkla yakın kelimeler arasında kaldım ben seçim ederken. Bir orada seçime uğradım. En yakın yabancı gibi mi olsun? Evet, diye. En yakın yabancı gibi mi olsun? Öyle daha güzel olmuş. İşte sanki. Onu birkaç yazar arkadaşımla hani tartıştık, konuştuk. Mavi Dergi'nin yazarı ve aynı zamanda kurucusu Abdo Uçucu Bey'le. Ve eşimle de bunu görüştük. En sonunda tanıdık kelimesine daha önem verdik. Evet. Ve en tanıdık yabancı olarak seçtik. Daha hoş geliyor kulağa sanki. Evet. Evet, mutlaka okusun izleyicilerimiz. Peki, üçüncü kitap geliyor mu? Bilgisayarımda pek çok kadın öyküsü var. Daha sırada öykülerim var. Demiştiniz. Evet, üçüncü kitap şu an kafamda oluşmakta. Hatta En Tanıdık Yabancı biraz yerleşsin, biraz kendine yer etsin. Onu hemen başlamaya düşünüyorum. Ve kafamda oluşan şey farklı hayat hikayelerini bir kitapta buluşturmak. Ve birbirleriyle ilgilendirmek. Hani alakalı olduklarını. Bir bağ sağlamak. Yani bu birinci kitap bunun devamı niteliğinde mi olacak? Hayır, devamı niteliğinde olmayacak. Onlar farklı hayatlar, farklı hikayeler. Ama mesela 4-5 kişinin hikayesini bir kitapta buluşturup bir bağ oluşturacağım. Ha, anladım, o şekilde. Evet. Evet. Peki kendi yaşam öykünüzü romanlaştırmayı, kurgulamayı düşündünüz mü hiç? Düşündüm. Hatta yazmayı da düşündüm. Oturdum, yazmaya başladım ama yazamadım. Neden? Herhalde insanın kendi yaşadıklarını, kendi öyküsünü yazması için çok fazla güce ve sabıra ihtiyacı var. Bunu öğrendim. Ama... bunu başaramadım. Belki zamanla... Belki ileride. Daha gençsiniz çünkü. Daha yaşayacak çok şey var. Belki emekli olunca. Biraz biriksin. Evet. Emekli olunca olabilir, evet. Peki acaba bir gün bir erkeğin de hikayesini yazar mısınız? Belki. Kim bilir? Belki. Bir kesinlik olmadığına göre belki. Evet, belki. Bakalım. Belki hani bir erkek gözüyle kadın. O da olabilir. Bir erkek gözüyle kadın canlandırmak. Olabilir. Evet. Erkeklerin bizleri nasıl gördüğünü. Belki onu araştırır, onu gözlemler, onunla ilgili bir hikaye yazarsınız. Güzel bir roman konu yazarsınız. Oldu aslında. Olabilir. Evet. Ben hep merak etmişimdir. Çeşitli spekülasyonlar vardır bu konuda da. Bir erkek gözünde kadın. Evet. Samimiyetle. Evet. Genel geçer kalıplaşmış cümlelerle değil de. Peki, kadınlarımıza bir mesaj vermek ister misiniz programımızı kapatmadan önce? Kadınlarımıza isterim. Ben zaten hep bu mesajı vermek istiyorum. Kadınlarımıza
güzel bir toplum yaratabilmek için, evlatlarımızın fiziksel ve manevi şiddete maruz kalmamaları için, onlara güzel bir gelecek vaat edebilmek için eğitimli, tahsilli, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran çocuklar yetiştirebilmek için onların eğitilmesini, eğitim görmesini, okumasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Bir kadının amacı birinin eşi olmaktan öteye gitmeli. Bir kadının hedefi çeyiz toplamaktan ibaret olmamalı. Biz bu toplumu değişmeye çalışıyoruz. Toplumu değişmek için zihniyetimizi değişmeliyiz. Zihniyetimizi değişmek için eğitimli olmalıyız. Çok okumalıyız. Bunu rica ediyorum kadınlarımızdan. Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Evet, lütfen. Ve bu toplumu değişelim. Güzelleştirelim. Evet. Kendimizden geçti evlatlarımız için. Tabii ki evlatları yetiştiren, toplumu yönetenleri yetiştirenler de kadınlar. Kadın eğitimli olursa yetiştirdiği çocuklar da eğitimli ve bilinçli olacak. Evet, okuyalım. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Belki ileride izleyicilerimize söyleyelim. Aysel Hanım kanalımızda bir program yapabilir. Bunun da duyurusunu ilerleyen zamanlarda yapacağız, şekillenirse programımız. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Mutluluk tekrar bana teşekkür ait. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, İstediğin Gün ve Saatte sloganıyla yayın yapan WOMP TV'de Bir Yazar Bir Eser programının 6. bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın, WOMP TV'de kalın.